Yaşayacak değil mi? Bir şey yok oğlum. Sultanım korkma. Bebeğin senin kucağında artık. Bundan sonra her şey iyi olacak. Oğlumu sen kurtardın. Ne dilersen dile benden. Sultan, iyi ol. Bana yeter. Hatice kızım. Validem. Ay. Altın saçlı oğlum beni bırakmadı. Annesini bırakmadı. Maşallah. Aynı benim ay yüzlü kızımın bebekliği. Bu ne güzel bir bebek. Allah bağışlasın sultanım. Amin. Zor bir doğum oldu. Ama Allah Hürrem Sultan'dan razı olsun. O olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Hürrem mi? Evet validem. Hürrem kurtardı. Nefesi kesilmişti yavrum. Eliyle boğazına tıkayan şeyi çıkardı. Şimdi nasıl? Hekim iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir an evvel toparlanacak inşallah. Böyle olmaz. Bu bebek erken doğdu. Azami ihtimam gösterilmeli. Hekimler bebeği sürekli gözetecek. Hatice de dinlenecek. Çok yalnızdın. Zor bir gündü. Bugün Hatice'me yaptığın iyiliği öğrendim. Benim kadınım işte böyle cesur olmalı. Korkusuz olmalı. Kaderi değiştirmek için böyle cüretkar olmalı. Böyle davetkar olmalı. Böyle kalbimi delerek bakmalı. Canım Hatice. Nasıl da korkmuş. Gülfem yanında. Nigar da bakıyor. Endişelenmeyin. İhmale gelmez dahi. Sen yine de gözünü ayırma onlardan. Merak buyurmayın sultanım. Ben de birazdan gideceğim. Ne lüzum ederse yapılacaktır. Validem. Dün telaşınızdan sizi tebrik edemedim. Gözünüz aydın. Allah sultanımıza, evladına uzun ömürler versin. Amin. Sağ ol Hürrem. Sayende kurtulduk bu elim hadiseden. Haliç'te iki çeşme yaptırmaya karar verdim validem. Balat'ta da hamam. Yerleri siz de görün. Beğenirseniz öyle başlasın istiyorum. Sayenizde herkesin duasını alıyorum. İçim huzur doldu, ferahladı.
Allah huzur versin. En mühimi odur. Ben huzuru hünkârımızda buldum. Allah olmayanlara versin. Daha sonra birlikte gideriz ay parçam benim. Ben sizin ettiği lafa bak. Siz ona kulak asmayın sultanım. Hasedinden çatlıyor. Validem, münasip bir zamanda sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var. Münasip işte, söyle diyeceğini. Haremi büyütmek lüzumu var. Sığmıyoruz. Şehzadelere... Nereden çıkarıyorsun bunları? Hatice'nin eski dairesi de senin hizmetine verildi. Zaten iki dairen var. Şehzadelerin henüz çok küçük. Daire yapılacaksa Mustafa'ya yapılır. Sıra onun. Bu kadar ihtişam, debdebe kullar nezdinde hoş karşılanmaz. Hem senin işin değil bunlar. Sen çocuklarınla ilgilen. Mustafa'ya daire yapacakmış. Benim şehzadelerimin ihtiyacı yokmuş. Duydun değil mi? Üzülmeyin. Hünkârımız dünyaları serer önünüze. Valide mani oluyor hep. O yaşadıkça bana huzur yok. Ne yaptımsa sevdiremedim kendimi. Sultanların en müstesnası. Bana iyi haber ver. Bütün hincimi senden alırım yoksa. Sümbül'ün sırrına vakıf oldum sultanım. Neymiş? Ağamız kendisine dost tutmuş. Meğerse onunla görüşmek için gidip gelirmiş. Üstelik hatunu hanedanımızın av köşküne yerleştirmiş. Utanmaz. Kapıya da muhafızlar koymuş. Kendine harem kurmaya mı çalışıyor bu densiz? Ha sultanım? Sümbül kim, dost tutmak kim? Hem de af köşküne yerleştirilecek. Cesaret edemez böyle bir şeye. Vallahi gözlerimle gördüm sultanım. Günah boynunu. O af köşkünde başka bir şey dönüyor. Ne yap et? Şu işin aslını doğru düzgün öğren bana. İşe yara Gül'a. Beğenmiyorum son günlerdeki halini. Manisa'ya mı? Çok özledim orayı. Annem, sen, ben birlikte gideriz. Olmaz Mustafa'm. Lakin vakti geldiğinde zaten gideceksin oraya. Orası senin sancağın olacak, sen yöneteceksin. Ne zaman gideceğim? Daha çok var oğlum. İbrahim Paşa, babam dedi ki Manisa benim sancağımmış. Ben yönetecekmişim orayı. İnşallah şehzadem, inşallah. Hünkârım. Mustafa'm, hadi gidelim oğlum. Hünkârımızın işleri var. Sen git. Ben babamla kalacağım. Mustafa! Annenle git. Şimdi söyle. Hünkârım, elçiler geldiler. Prenses Isabella ile alakalı görüşmek isterler. Nihayet.
Eğlence başlıyor. Sultanların en... Uzatma Gül'a. Söyle. Haklıymışsınız sultanım. İşin içinde bir bit yeniği var. Anlat hemen. Bugün yine köşke gittim. Bir de ne göreyim? Bahçede güzeller, güzeli bir hatun var. Bahsettin hatun mu yeni? Bu o değil. Başka biri. Ecnebi bir kadın. Ama bir güzel, bir güzel, bir güzel. Akıllara ziyan. Tabii sizden güzel olamaz. Kimmiş o? Köşte ne işi varmış? Haremden tanıdığım bir oğlan vardı. Onu buldum. Sordum, sıkıştırdım. Kimdir, nedir bilmiyor. Lakin İbrahim Paşa'nın getirdiğinden emin. Demek İbrahim Paşa getirmiş. Arada da ziyaret ediyormuş. İşte bu güzel bir yapı. Dikkat et. Hatice'min halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamlı. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzında. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun ok? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum. Buraya gel. Mustafa buraya gel dedim sana. Buraya gel. Sen kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârınım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil! Paşa Hazretleri, beni görmek istemişsiniz. Yoksa özleriniz mi beni? Nasıl öğrendin? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun sen. Oyun yapma bana. Şu af köşkünde gizlediğin dostunu mu diyorsun? Kuşlar söyledi. Malum burada gizli saklı yok. Öyle diyorlar.
o kuşlara çok güvenmesen. Zira hepsinin boyunlarından kopartırım kellelerini. Can almakta üstünü yok. Bilirim. Hürrem Hatun. Benimle uğraşma. Leo ölüp gitti diye canını kurtardığını mı sanıyorsun? Çocuklarının da senin de kaderin benim elimde hala. Hiç bir şey ispatlayamazsın artık. O kadar emin olma. Elinde ne var paşa? Ne saklıyorsun? Sen böyle devam et. Böyle arkamdan işler çevir. Beni yok etmeye çalış. O vakit herkes öğrenir. Meraklanma Hürrem Hatun. Sen karar vereceksin, ben değil. Ölüm fermanın senin elinde. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Af köşkünde gizlediğin, gönül eğlendirdiğin kadını ortaya çıkardım diye böyle beni korkutmaya çalışma paşa. Sen akıllı hatunsun Hürrem. Böyle yalan yanlış bilgilerle karşıma geçip tehdit etme beni. Senin misafirim, dostum olduğunu düşündüğün kadın aslında benim değil. Hünkârımızın çok kıymetli bir misafiri. Hayır. Olamaz. Oğlumu kaybediyorum dahi. Bir anne için oğlunun gözlerinde yetiştirdiği, büyüttüğü aslanını görememek ne büyük acı. Böyle düşünmeyin sultanım. Hırpalamayın kendinizi. Hünkârım sizi çok sever, hürmet eder. Bundan kuşkum yok. Lakin yaptığı şeyler, bundan sonra yapacağı şeyler beni bir hayli kaygılandırıyor. Aklım devlet işlerine ermez. Ancak hünkârımı çocukluğundan beri tanır, neler yaşadığını bilirim. Adildir, vicdan sahibidir. Asla zalim olmaz. Olamaz. Zira onu siz yetiştirdiniz. Bilemiyorum dahi. Sanki karşımda başka biri var. Tanıyamıyorum, ulaşamıyorum. O gözlerindeki o koyu karanlık ifade yok mu? Buz kesiyor karşımda. İrtibat kayboluyor. Validem, gönder. Validemiz bir hayli yorgun. Dinlenmesi lüzum arz ediyor. Bilal'e gelseniz sultanım. Tamam.
sultanım. İbrahim. Oğlumuz çok hasta. Ne oldu birden? Ben çıkarken bir şey yoktu. Aniden ateşlenmiş. Kusmaya başlamış. Bu otlar ne böyle? Zarar vermesin. Ateşe düşmüyordu bir türlü. Her şeyi denemekten başka çaremiz yok. Ahlat otu kaynattım. Onun suyuyla yıkıyoruz paşam. Ateşi düşürür, şifa verir. Olmaz bu böyle. Git başka kim çağır. İyi olacak paşam, merak etmeyin. Yalan İbrahim. Yalan söylüyor. Aramızı bozmak için, beni şüphelendirmek için pis bir oyun oynuyor yine. Hatice Sultan'ın yanına gitseniz sultanım. İyi akıl ettin. Hatice'ye ne cevap vermiş bakalım. Söyle arabaya hazırlasınlar. Hekim kadın, bakar mısın? Düşmüş mü ateşi? Ateşe düşmüş sultan. Daha da düşecek elbet. Merak etmeyin. Altın saçlı oğlum. Hep korkutacak mısın beni böyle? Artık üzülmeyin sultanım. Sultanım. Ne oldu? Nesi var Mehmet'in? Duyunca telaşlandım. Ne de olsa elime doğdu Mehmet'ciğim. Aniden ateşlendi sultanım. Merak etmeyin. Şimdi iyi. Çok şükür. Siz nasılsınız sultanım?